Evet, işte orada hemen Ertuğrul daha deviren Kasnak'ı yakaladı ve ayağını da içe geçirdi. Hemen oradan Kasnak'tan Paşa'dan yakaladı ve orada tehlikeli pozisyona düşmemek adına da Tanju Gemici bel örgülere doğru hamlesini yaptı. Üstü patron düdüğünü çaldı ve güreşi ortaya davet etti. Baş altının da final güreşinde puanlama bölümü artık. O puanlama bölümü de şu anda Gökhan Öz ve Serhat Elvan arasında ayakta devam ediyor. Evet. Ertuğrul daha devrende küçük bir spor sakatlığı nüksetti. Hemen sağlıkçılar soğutucuyla müdahale ettiler. Tabii bu arada da bu fırsatı değerlendirdi Ertuğrul Dağdeviren. Hemen yağ aldı. Tanju Gemici de bir eliyle onun sırtını yağladı. Evet, şu anda Ertuğrul bez hakkını da kullandı. Ertuğrul Dağdeviren. Evet, tekrar tokalaşıp barıştılar ve güreş tekrar ayakta başladı. Hemen arka kadrajda da işte görüyorsunuz Gökhan Öz'ün sağ ayağında mavi kurdele var. Sert elenselerle birbirlerini yokluyor şimdi başaltı finalistleri Gökhan Öz ile Serhat Elvan. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin güreşçisi Gökhan Öz, Manavgat Belediyesi'nin de pehlivanı Serhat Elvan. Evet, ön kadrajda baş pehlivanların finali, arka kadrajda da baş altı pehlivanlarının finali. Tabii ki baş altı puanlama. Evet, hemen Abdülmuttalip Melek Hoca araya girdi. Baş altının finalini yöneten Abdülmuttalip Melek hemen güreşin bağlanmamasını, hareketlenmesini istedi. Evet, Gökhan Öz boyundurukla güreşi yere indirip oradan puana gitmeyi hedefledi ama tabii Serhat Elvan buna müsaade etmedi. Evet. Yine Balıkesir'den Ertuğrul Aydın, eski bankacı, emekli banka memuru Ertuğrul Aydın mesaj göndermiş. Berber Üzeyir, matbaacı Fatih ve arkadaşlarla seyrediyoruz. Başarılar dilerim demiş bütün pehlivanlara. Ertuğrul Dağdeviren'in kazanmasını istiyoruz demiş bir Balıkesirli olarak demiş. Evet, biz de Berber Üzeyir'e, matbaacı Fatih'e ve diğer arkadaşlara, Ertuğrul Aydın'a selamlarımızı gönderiyoruz Ulubeyler Er Meydanı'ndan. Evet, güreş yine tel örgülere dayandı ve Ertuğrul yine tel örgülere kolunu vurdu, kolunu çarptı. Evet, orada dirseğinde bir ufak gene spor sakatlığı yaşadı Ertuğrul. Tanju Ertuğrul'un bacağına tek dalmıştı ama Ertuğrul hemen oradan çabuk sıyrıldı. Tanju şu ara güreşi biraz bindirmeye başladı. Ertuğrul'u tel örgülere doğru sürüyor.
ve Hüsnü Patron düdüğü çalarak güreşi tekrar ortaya getiriyor. Güreş ortada başlıyor ama Tanju Gemici'nin şu 20'li dakikalara girdiğimiz süre zarfında biraz üstünlük kurup Ertuğrul'u Kasnak'tan tel örgülere doğru sürüyor ve Ertuğrul da geri geri gidiyor. İşte bakın yine Ertuğrul'u tel örgülere sürdü. Evet. Tabii bu geri gidişlerin ve bu tel örgülere gidişlerin sonucunda da mutlaka tabii bir ihtar gelir ama hangi tarafa gelir? Foullü davrandığından dolayı Tanju Gemici'ye mi gelir? Geri geri gittiği için Ertuğrul daha devrene mi gelir? Evet. Baş altının da finali kıran kırana devam ediyor değerli güreşseverler. Serhat Elvan Gökhan Öz'ü kasnaktan ve paçadan rahatsız ediyor. Gökhan Öz de boyundurukla karşılıyor ve bazen de sert elenseler çekiliyor. Evet. İşte arka kadrajda Serhat Elvan bu anlamada rakibi Gökhan Öz'ü sırt aşağı mağlup ederek baş altı birincisi olarak adını kürsünün en üst basamağına yazdırıyor Serhat Elvan. Evet, er meydanımızda baş altı boyu nihayet ermiştir. Tanju Gemici ve Ertuğrul Dağ Deviren güreşi var. Tabii ki bakalım baş altındaki final güreşinden sonra baş pehlivanlıkta da hangi baş pehlivanımız adını birincilik kürsüsüne yazdıracak, birincilik basamağına çıkacak, bunu hep beraber göreceğiz. Artık 22 dakika bitti, 23'e girmek üzereyiz. Evet, baş pehlivanlar puanlama saatimiz gelmiştir. Baş pehlivanlar üçüncülere bronz madalya. Evet yağcı, baş pehlivanlarımıza yağcı. Evet, baş pehlivanlarımızın da puanlama anonsu yapıldı değerli güreşseverler. İkinciye konuş. Belediye altın madalya. Ve yine belediyemizin pehlivanlarımıza özel ödülleri. Buyurun başkanım. Arkadaşlar koyun. Evet, baş altı boyunun kürsüsü var. Sevgili yönetmenim, o kürsüyü de ekranlara getirebilirdik ama neyse, geçti artık, indiler. Baş pehlivanlarımız bez su molası aldılar. Evet, Ertuğrul Dağ Deviren kolundaki ufak bir spor sakatlığını gösteriyor. Evet. Tabii değerli güreşseverler, daha sezonun başı olduğundan dolayı pehlivanlarımız tam adeleleri, kondisyonları, nefesleri tam yerine oturmadığı için tabii biraz zorladıkları zaman kaslarında, adelelerinde hafif bir çekme, atma, germe, uzama olabiliyor. O yüzden de biraz spor sakatlığı yaşayabiliyorlar. Çünkü kıran kırana mücadele ediyorlar. Evet.
Nasıl takıyorum bunu? Evet değerli güreş severler, baş pehlivanlarımızın Besu yağ molası bitti. Birazdan puanlamaya geçecekler. Evet sevgili yönetmenim, şu anda yayın, canlı yayın kabinimizde bir yayın konuğum var. Tabii ki bu ulu beyler yağlı pehlivan güreşlerine koordinasyonunu yapan, koordinatörlüğünü yapan Aslan Seyhanlı hocam var. Evet, biz baş pehlivanların final güreşini Aslan Seyhanlı hocamla beraber yorumlayalım. Hem onunla da sohbet edelim istiyorum. Evet hocam, hoş geldin yayınımıza. Sağ olun, hoş bulduk. Şu anda Marmara bölgesinin en büyük güreşini yaptık. Evet. Ve organizasyonumuz da çok büyüktü, düzenliydi. Şu ana kadar sabah 9'dan şu saate kadar seyircimiz kıpırdamadı yerinden. Şu anda baş pehlivanların finali var. Akşam dediğim gibi 42 tane baş pehlivan kol bağladı. Artı 5 Kırkpınar kemerli baş pehlivanı getirdik. Ve burada Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem İmam Bey'e sonsuz teşekkürler ediyorum. Ve ekibine, başkan yardımcılarıma, evet, belediye personeline de teşekkürlerimizi gönderelim. Çünkü evet, onlar da görünmez kahramanlar. Evet. Çünkü geçen seneki eksiklerden ders çıkarmışlar. Bu sene mükemmel bir organizasyon yaptılar. Saha dizaynından, sahanın etrafındaki sahayı çevreleyen tel örgülerden, bariyerlerden, seyircilerin oturma yerlerinden, tribünlerinden, sahadaki çime kadar mükemmel bir organizasyon yapmışlar. Tabii bunda senin de büyük emeğin var. Teşekkür ederim Bülent kardeşim. Bu seneye biraz daha etrafını türbinle çevireceğiz. Sahayı biraz daha büyüteceğiz. Yani 2024'te nasip 2023'ten olursa de ders alarak hazırlanacağız diyorsun. Aynen öyle, hazırlanacağız. Şu anda bile bayan seyircilerimiz yoğunlukta yerinden kıpırdamadı. Onun için de bütün Balıkesirli hemşerilerime ve Gömeçli hemşerilerime, zaten bir Gömeç'e gelince gidilmiyor, Gömeçli oluyor biliyorsunuz. Başkanımızın zaten o sloganıydı. Bugün misafirimizsiniz, yarın Gömeçlisiniz. Gömeçlisiniz diyor ve biz de Gömeçli olduk başkanımızın sayesinde. Sen artık 3-4 yıldan beri buradasın. Sen doğru. İkameti de buraya taşı hocam. Öyle yapacağız herhalde, başkanımızı tekrar seçmek için. Yani inşallah. Evet, Tanju ile Ertuğrul final yapıyor. Tabii ki Tanju gemici. Sen minder güreşçisi olduğun için onun ataları, olimpiyat şampiyonu Tanju Gemici'nin dedesi. Evet. Olimpiyat şampiyonumuz, bizim üstadımızdır, büyüğümüzdür. Ve Tanju da ağır siklette minderde güreş yaptı. Hatta Yaşar Doğu turnuvasında falan final yaptı, İstanbul'daki yapılan. Ertuğrul Dağdeviren de bizim Balıkesir'in gururu. Bizim ve Balıkesirlilerin kemer için çok ümit bağladığı, bel bağladığı bir pehlivanımız. Doğru söylüyorsun. Şimdi Ertuğrul Susurluk ilçemizdendir. Ben de Susurluk ilçesinden yetiştim, şeker fabrikasından bildiğiniz gibi. Ertuğrul bizim şu anda Balıkesir'in bizim göz bebeğimiz. Evet sevgili hocam, senin aslında çok çetrefilli, çok maceralı bir güreş hayatın. Doğru, ve yaşam hayatı, yani yaşam şeyin vardı. Çünkü sen, ben Karadenizlisin. Samsunluyum. Samsun Vezirköprüyüm. Ama evet, İzmir'e geldin. Doğrudur. Çocukluğun biraz böyle gençliğe yakın İzmir'de geçti. Doğrudur. Sonra Balıkesir Susurluğa gelip güreş hayatın başladı. Başladı. Yani çok alengirli bir tamamen benim hayatım vardı. Tamamen güreşe. Aslında bunu uygun bir güreş programında ele alıp irdeleyip senden dinlemek isteriz. Şimdi İnşallah burada çok uzun sürer. Doğrudur. Biz baş pehlivanlarımızın
puanlama mücadelesine dönelim yine. Baş pehlivanlarımıza dönelim. İşte Tanju Gemici tekten daldı. Orada Ertuğrul hemen çevikliğiyle sıyrıldı. Çünkü evet. Ertuğrul da yumuşak, esnek bir baş pehlivan. Gerçekten hemen oradan öyle. O pozisyondan kurtuldu. Ertuğrul'un bacağını yakalayıp da puan almasını engelledi. Engelledi, yani. Evet. Şu anda güreş tekrar ortaya ayaktan devam edecek tabii aynen ki. Öyle. Tabii siz Balıkesir'de artık altyapılara hizmet ediyorsunuz. Çünkü Mehmet Yusuf Yeşil'de Balıkesir'e gelince hem yağlı hem minder güreşine daha da önem verilmeye başlandı ve biraz programlı çalışma, programlı bir şekilde yürümek ve programlı bir şekilde gitmek için, mesafe almak için daha fazla gayret gösteriliyor. O yüzden de bütün ilçelerdeki altyapılara sizi biraz daha fazla öne çıkardılar. Öne çıkardılar. Hatta evet. Bayan güreşlerine de öne çıkardılar. Evet, tabii ki Tanju Gemici Ertuğrul'u artık biraz daha ağırlığını hissettirerek kasnaklardan geri geri sürmeye başladı. Tabii ki artık bu geri gidişlerin pasif duruma düşüp kule hakem heyetinden mutlaka bir ihtar gelip evet Ertuğrul bastırdı. Bir anda Ertuğrul işte o geri giderken evet. Kasnaktan çekerek ayağını önüne koltuk altından koyarak geçerek önüne düşürdü evet. Ve orada bastırdı, bloke etti, puanı aldı. Evet, şimdi tekrar mı izleyeceğiz? Sevgili yönetmenim, bu güreşin bu puan alma anının tekrarını ekranlarımıza getirelim. Evet, işte bak Ertuğrul Dağ Deviren çift el kasnaktan geri gidiyormuş hop gibi yapıp evet. Ayağını Tanju'nun ayağının önüne destekleyerek oradan kasnaktan çekti, önüne düşürdü, bastırdı, bloke etti. Ve puan aldı. Adını Ulubeyler, ikincisi düzenlenen Ulubeyler Er Meydanı'nda baş pehlivanına adını yazdırdı evet. Ertuğrul Dağdeviren.